Mersin Cemevi olarak 26 Mayıs'ta pazar günü sabah saat 10 ile akşam saat 17 arası iki oturumlu bir konferans düzenleniyor. Bu konferansın başlığı ÇADES nedir, ne değildir, kime hizmet ediyor? ÇADES nedir? ÇADES Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu müfredat programı. Yani öğrencilere 2024-25 öğretim yılında öğretecekleri programın ana başlığıdır. ÇADES, çevreme duyarlılık, değerlerime sahip çıkıyorum anlamında bir program. Ama bu programın özeti öğrenci öznesinin öğrenci olmadığı bir programdır. Tamamen dini bir program. Yani eğitimi daha da dinselleştirmek programı olduğu için bu konuda biz Aleviler şiddetle bu programı reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bir taslak program hazırlamış, onu uyguluyor ama bunun içeriği nedir konusunda çoğu kişi habersizdir, veliler de habersizdir. Aynı zamanda eğitimcilerin bir kısmı da bilmiyor. Dayatmadır bu. Bir nevi dayatma ve bunu din bilgisi, din ve ahlak bilgisi derslerine bir dönem nasıl biz karşı çıkıyoruz, bugün de karşıdır. Yani din ve eğitim konusunda insanlar kendi öz iradesini ortaya koyarak, çocuklarını isteyerek, kendi isteğiyle kendi değerlerini öğrenmesi için okula göndermesi lazım. Bir dayatma olmamalı. Daha minicik çocuklara sen günah ve sevap, melekleri, cenneti, cehennemi, korkuyu anlatarak cennet lakırdıları, cehennem azabı bu tür deyimlerle çocukların beynine işleyerek namaz nasıl kılınır, umreye nasıl gidilir falan. Bunlar şiddetle bunları reddediyoruz. Çocuklarımız bunlardan muaf olmalı. Yani o küçük çocuklara eğer kendi değerlerini anlatacaksa aileler anlatmalı. Aileler bu eğitimi vermeli. Ailesinde öğrendiği değerlerini eyvallah ki öğrenmeli. Bunu yaşatmalı. Ona karşı değiliz. Hangi kesim olursa. Bir de bu eğitim okullarda veriliyor ve tek yönlü bir eğitimdir. Yani aynı zamanda bu müfredat programı tek yönlü bir mezhebi, Hanefi mezhebinin ve içtihatına göre hazırlanmış bir eğitim programıdır. Biz diyoruz ki bu ülkede yalnız Hanefi mezhebindekiler yaşamıyor ki. Bu ülkede Aleviler var. 20 milyona yakın Alevi yaşıyor. Şimdi o eğitim programlarında Alevilerin değerini anlatmıyorsan, Alevilerin inanç ve ibadet değerlerinde hiç bahsedilmiyorsa, o konular işlenmiyorsa, bu ülkede Hristiyanlar var, Hristiyanımız var, Katolikler var, Ortodokslar var bu ülkede. Onların çocukları da bu okullara gidiyor. Eğer onlar anlatılmıyorsa, Ezdiler var, Süryaniler var, efendime Bahiler var, daha diğer inanç farklarında Ermeniler var. Şimdi bu toplumda bir mozaik diyor. Ülkemizde ciddi bir mozaik var. Ve bu mozaiği oluşturan bu insanlar kendi inanç değerleri vardır. Gelenekler, görenekleri vardır. Eğer ortak bir şey anlatılacaksa hepsini kapsayacak şekilde ortak değerlerden yola çıkarak o müfredat programları hazırlanmalı ve çocuklarımız okulda hem birbirini tanımalı hem de birbirinin inançlarını tanımalı, birbirine saygı duymalı. Hayır, bütün bunlar göz ardı ediliyor ve tek yönlü bir eğitim dayatılıyor. Onun için bu tek yönlü eğitime de biz şiddetle karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz. İşte ondan ötürü de bu ayın 26'sında pazar günü 8 tane bilim adamını buraya davet ettik. Viyana Üniversitesi'nde, Almanya Bochum Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul, yine İstanbul Güneş Sanatlar Akademisi'nde, Ankara Üniversitesi'nden, Çukurova Üniversitesi'nden, Mersin Üniversitesi'nde profesör, eğitimci, bu konuda uzman değerleri davet ederek iki oturumlu bir konferansla kamuoyuna açık bir şekilde hem basına, kamuoyuna, bütün SESAKA'lara, onları da çağırarak, onları da haberdar ederek bu konferansı burada işliyoruz ve anlatacağız. Bir kere Mersin'de oturan, Mersin'de ikamet eden çocukları okula gitsin, gitmesin. Bütün velilere bir çağrımızdır. Bu konferansta bu değerli bilim adamları hepimizin dinlemesi lazım. Cümle izleyenlere ve dinleyenlere çağrımızdır. Buraya kendilerini davet ediyoruz ve bekliyoruz.